Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle köşeye sıkışmış bir insanın yapabileceği teknikler üzerinde konuşacağız. Eğer kavgada arkamızda bir alan yokken kuvvetli birisi tarafından yakamızla yakalanıp sıkıştırılırsak ne yapacağımızı göreceğiz kısaca. Öncelikle bunun mantalitesini anlamamız gerekiyor. Eğer bir alanda sıkışmışsanız ve rakip sizi tutup basmışsa böyle bir pozisyonda normal koşullarda yapabileceğimiz birçok teknikle ilgili sıkıntımız var. En basitinden şöyle göstereyim arkadaşlar. Normal bir alanda rakip sizi tuttuğunda arkanız boşlukken bakın omuzlarındaki rahatlığı görüyorsunuz. Kroşe tarzı veya aynı şekilde round kick tarzı yandan gelebilecek vuruşları rahat çıkarken bir şekilde böyle kıstırıldığımda arkadaşlar omuz hareketim ciddi şekilde kısıtlı kalıyor. Yani hiçbir şekilde bakın şu an vurmak istediğim rahat bir vuruşla omuzumla vuruş çıkartamıyorum. Ve aynı şekilde ayaklarım çıkabilecek bel hareketine müsaade etmiyor. Çünkü rakip zaten benim üzerimde komple baskı uygulamış durumda. O sebeple sıkışmada mantığı görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu da mantık nedir? Vurmak, rakibi tutarak burkmak veya boşluktan kaçmak şeklinde 3 tane yol var. Şu noktada arkadaşlar birisi bizi yakaladığında boşluk, bakıyorum burada ben köşeye kısıldım. Boşluk mantığı öncelikle bu rakibin ellerinin arasındaki ve sağdan sol açıdaki benim kaçabileceğim noktalar. Ben rakibe hiçbir şekilde vurmak istemiyorum. Bunu egzersiz amaçlı gösteriyorum. Burada bakın boşluğun neresi? Kolun arası. Buradan aşağıya düştüm ve çıktım arkadaşlar. Eğer siz rakip burada kuvvetli şekilde tutmuş olsa bile vücut ağırlığıyla düşerseniz onun bu şekilde direnme şansı yok. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde darp etmiyorum. Bir şey yapmadım. Çıktım. Ha bu nedir? Şunu diyebilirsiniz. Ben burada eğildiğim anda rakip buradan diz vurabilir mi? Vurabilir. Bu zaten çıkışın mantalitesi. Veya bakın tuttu. Burada sadece arkadaşlar buradaki yanımdaki boşluğa rakibi yönlendireceğim. Buradaki benim bileğim bu noktada daha kuvvetli. Onun bileğini burkmak için bakın burada yönlendiriyorum ve rakibi çarpıyorum. Burada başını yakalayabildiğim noktada biz kulaktan yakalıyoruz sistemada genelde. Kulaktan yakalayıp yüzünü vuruyorum. Bu bir ihtimal. Bakın tuttu tekrardan. Boşluk mantığını bu açıya kaçabilirim veya bu açıya kaçabilirim. Bu açıdan kaçıp burkup rakibi çarpmak şeklinde kullanabiliyorum. Ama diğer açılarda rakip beni yine kıstırdığı zaman arkadaşlar burkma açılarım var benim onu. Mesela şöyle bakın elim buradan alabileceğim bir açı veya bunun aynı şekilde ters yönünde alıyorum ve bakın omuzu dengeyi bozmak için ben kullandım. Burada onu rahatlıkla burkabileceğim bir şey. Tekrar tuttu ters açıdan arkadaşlar aldım. Omuz zayıf noktası. Alıp tekrar burada burun üzerinden flip yapıyorum. Tekrar yine bakacağız. Burada dirsekleri kırılabilecek rahat nokta. Bakın buradan yakaladım. Ve sadece yüzünden alıyorum arkadaşlar. Yüzünden burnumdan tutarak çekiyorum rakibi. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi rahat yakalıyorum. Buradan sadece istersem omzuyla dengesini rahatlıkla bozabiliyorum. Şimdi yine aynı şekilde çok basit. Buradan bileğe kelepçe yapacağım. Ve buradan yüze çapraz vurup çıkacağım. Bakıyorum aynı anda birisi beni tuttu agresif bir şekilde köşeye kıstırdı. Vurdum çıktım ve aynı anda buradan tekrar devam edip suratına çıkıp devam ettim. Ama buradaki mantık şu. Bir rakip beni tuttuğunda ona vurup aynı anda çekmeyin. Kolları boşlukta kalmasın. Çünkü ben ona vururum. Belki o irkilir, çekilir. Burada ben köşedeyim tekrar vuruşla üzerime geldiğinde veya yumrukla bastığında kafamı tekmeze atacak. Çünkü buradan vuruş bir bana gelirse İkinci çarpışım buradaki arkamdaki zemine. O yüzden burada size köşeye kısıldığınızda tek kol vuruş yapacaksa bile ellerin merkezde alın. Tek kol buradan tuttu çekip vuracak ben arkadaşlar. Burada onun kuvvetini duvara yöneltip devam etmesini sağlayacağım. Çok basit. Tuttum vuruyor. Arkadaşlar yönlendirin duvara vursun. Ha buradaki burkma mantığı da o yüzden yakaladığım zaman ikinci vuruşu onu tutarak yapacağım. Hani çok omuzla vuruş potansiyelim yok. Ve arkadaşlar bakın burada haya vuruşu. Burada kilitledim. Burada arkadaşlar dümdüz ileri elimde vurdum. Ondan sonra ikinci tekniğimde tekrar bakın. Burada yakaladım. Vurdum. Boşa alıyorum. Düz sadece ileri gidiyorum. Rakibi düşürmek için. Son şeklinde burada bir burkma olarak görebileceksiniz. Yakalandım arkadaşlar. Bilekleri burada ikisini birden kelepçe yapacağım. Ve burada ben bu sefer boyuna gideceğim dümdüz. Boyuna vurdum. Geri çıkmasını engelliyorum. Tekrar buradan dirseğimle ona baskı uygulayarak
Onu aşağıya alıp buradan dizinle çıkacağım. Yani burada bir mantalite şudur. Rakibinizin buradaki eklem noktasını elinizle burada burkmanız çok zor. Sadece dirseğimi aşağı indirerek rahatlıkla burkabiliyorum. Buradan bu sefer dizimle rahatlıkla alan açtığım noktadan vuruş yaparak komple çıkabileceğim bir vuruş pozisyonu oluşturuyorum. O sebeple arkadaşlar, baştan anlattığımız gibi önce kısıldığınız noktadaki kaçabileceğiniz boşluk prensibini bilmek, ikinci noktada rakibi burkarak eklem noktalarını vesaire kullanabilmek, üçüncü noktada da direkt vuruşlarla rakibin hassas noktalarını bilerek çıkabilmek üzerine. Rakiple cederleşmek, kısıldığınız noktada debelenmek bir işe yaramaz. Ona daha imkan tanımış olursunuz. Ona vurma imkan tanımadan kilitleme ve vuruş şeklinde çalışıyoruz köşelerde. Bu videomuz da bu kadardı. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.